Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz vücut. Kalbin Zümrüt Tepeleri ikinci kitapta. Pek çok insan bu konuyu konuşurken aslında kendi algısına göre bir şey ifade ediyor. Çünkü vücut konusu, vücudu vahdet, vücudu şuhut ve vücudu mevcut olarak üç ana eksen etrafında incelenebilir. Birbirine çok yakın çünkü. Sapık yol burada vücudu mevcut. İnsanların sapmasına, sırat-ı müstakimden ayrılmasına sebep olan vücudu mevcuttur. Buna panteizm de denir. Panteistik bir düşünceyle tam deizm değil bu, tam ateizm değil, agnostik bir yaklaşım değil. Panteizm, sufilerin damarlarına girmiştir maalesef. İnce damarlarına girmiştir ve bazı sufileri yoldan çıkartmıştır. O yüzden ben panteizmin ateizmden daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Nedir panteizm? Kainatı bir birlik olarak görüp, aynı Müslümanlar gibi bir ehad olarak görüp, lakin her şeyin Allah'ın parçası olduğunu iddia etmekle beraber, her şey Allah'tır demekle beraber, çünkü sufiler de her şey Allah'tır der, benzer bir fikre, düşünceye sahip olmakla beraber, vücudu mevcut diyen panteistler, madem ben Allah'ın parçasıyım, bir hissesiyim, O halde benim yaptığım her şey helaldir. Hak, hukuk diye bir şey yoktur. Ben Allah'ın bir hissesiyim. Neden başkasının hakkına, yani o aynı bedenin, vücudun hissesine tecavüz etmiş olayım diye bütün varlığı bir ruh, bir beden olarak görüp, Allah olarak görüp, herkes Allah olarak görüp, panteistik düşünceyle mahkeme yoktur, hak hukuk yoktur düşüncesiyle insanları yoldan çıkartıyor. Ben bir kum tanesi kadar çok küçük bir noktayım. Allah'ın bütün zenginliği, kudreti yanında. O halde bir küçük zerreyi Allah niye cezalandırsın? Niye cehennem olsun? Ne gerek var cehenneme, cezaya diye? Niye hesap sorsun diye panteistler çok rahat adamlardır. Çok rahat harama girerler. Çok rahat kural tanımazlar. Bu vücudu mevcut konusu panteistlerle mücadele ediyorum. Daha dün bir arkadaş aradı. 22 yıldır Müslüman etmeye, terbiye etmeye çalıştığım bir Sivaslı kardeş aradı. Arkadaş panteist olmuş. Acaba ben deist mi oldum diye kaç senedir bana soruyordu, 4-5 yıldır, bu 15 Temmuz başladığından beri. Deistliğe doğru kaydığını hissediyordu. Dün de buraya vizir tarafa bir işe gelmiş, inşaatlarda çalışır. Arkadaş panteist düşünceler dile getirdi. Yani deist olmamış, ateist olmamış ama panteist olmuş arkadaş. Diyor ki bu kadar zulümler yaşandı, o kadar dualar edildi fakat Allah bunların cezasını vermedi. Hala dün akşam sahurda 20 kişiyi FETÖ'cü diye polisler gözaltına aldı, insanlara yardım ediyor diye dün gece. Bu nasıl iştir? Allah adil değil mi? Allah rahim, gafur, Allah kahhar değil mi? Neden bu Müslüman gözüken zalim kafirleri cezalandırmıyor? Telefon çalıyor. Bizde de iki tane telefon var. Şuna bakmayın. Bakmak lazım. Telefon çok böyle. Şimdi vücut konusunu o yüzden anlamak gerekiyor arkadaşlar. Kısa bir giriş yaptım çünkü panteizm bir virüs gibi, koronavirüsten daha şiddetli ve dehşetli bir şekilde
bütün dünyada yayılıyor şu anda. Panteist düşünceler. Hem Allah'ı var kabul ediyor, bir kabul ediyor. Yani tevhidi kabul etmiş gibi yapıyor ama ve lakin ibadet yok. Ne gerek var Allah'a kulluk etmeye? Ne gerek var cehenneme? Madem ben Allah'ın parçasıyım, istediğim ruha tecavüz ederim. İstediğim malı mülkü yerim. Ne demek domuz haram, şarap haram? O da Allah, şarap da Allah, domuz da Allah. Yerim tabii ben Allah'ı diyor. Yani panteistlerin düşünce tarzı İran'da Ömer Hayyam'la izah edilebilir. Meşhur Ömer Hayyam var ya şair. Yine İran'da ortaya çıkmış bir akımdır aslında. Ömer Hayyam'dan önce de bu düşünceyi ifade eden, panteist düşünceyi ifade eden çok geniş bir felsefi derinlik vardır. Bu panteist düşünce bütün milletlerde, devletlerde, kültürlerde ortaya çıkmış bir düşüncedir. Yani yeni bir düşünce değildir. Fikir ve felsefe düşüncesi değildir. Bazı insanlar, ruhlar panteist olmayı seviyor. O yolu tercih ediyor. Batı dünyasında, Amerika'da, Kanada'da çok sayıda panteist var. İsveç'te, İskandinav ülkeleri büyük çoğunluğu panteist. Hele İsveç, Norveç, neredeyse %70'i, 80'i diyebileceğim bir nüfus panteist. Almanya %50 civarında. Bunlar dinsiz değil arkadaşlar. Bunlar ateist değil. Bunlar panteist. Yani Allah'ı var ve bir kabul edip, her şey Allah'ın tecellisidir deyip, herhangi bir helal ve haram dinlemeyenler, herhangi bir sınırı serhatı olmayanlar, kendi aklına bir serhat koymayıp da kendi şehvetine ve öfkesine her istediğini, dilediğini nefsinin arzuları çerçevesinde elde edenler. Yani bir gem koymayanlar, sınırlandırma yapmayanlar. Dinler niye geldi? Kur'an-ı Kerim niye geldi? Peygamberler sınırlandırma yapmak için geldi. Yoksa hakikatin ne olduğunu, Allah'ın bir ve var olduğunu herkes biliyor. Eğer Kur'an sınırlandırma yapmasaydı vücuda, bedene, tene, o zaman insanlar çok rahat birbirinin hakkına tecavüz ederdi. Bir terazi koymasaydı, bir mizan koymasaydı insanların herhangi bir sınırı serhatı olmazdı. Panteistler de daha ziyade Kanada ve Amerika'da çok zengin insanlar. Çoğu mason, çoğu üst düzey, çoğu böyle artık bir çalışmaya bile ihtiyaç duymayan, çok rahat geçinen adamlar. Nerede panteist gördüysem Kanada'da ve Amerika'da, adamlar zaten keyfi kökler Azeriler. Keyfi yerinde adamlar. Yani herhangi bir sınır yok. İşte vücut kelimesi burada önem kazanıyor. Sufiler tasavvufta vücuda nasıl bakarlar? Bulunma, var olma manalarına gelir. Varlık ve zat kelimesini çok iyi anlamanız gerekiyor. Ben şiirlerde sık sık kullandığım için vahdedi vücut, vahdedi şuut ve zat kelimelerini, vücut kelimelerini ben bilerek kullanıyorum. Yani ne manaya geldiğini bilerek yerleştiriyorum şiirlerime. Yoksa ben vahdedi mevcut demiyorum. Allah evet mevcuttur hali hazırda. Yalnız müminler, kullar Allah'ın yarattıkları hal lisanıyla vücuda bağlıdır. Yani halleri itibarıyla Allah'a yakın veya uzaktır. Bulma, var olma manalarına gelen vücut, istiğfar eden günahkarlar için Allah onların tevbelerini kabul eden rahim olarak bulunur şeklinde ifade edilmiştir ki Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet Nisa suresinde geçiyor. Nisa suresini sadece kadınlar için indiğini zanneden çok yobazlar, bağnazlar, softalar var maalesef.
Şems-i Tebrizi diyor ki Nisa suresi sadece kadınlar için inmedi. Erkeklik ve kadınlık suresidir Nisa suresi. Kadınlara nizam vermek için, düzene sokmak, erkeklerin üstün olduğunu göstermek için Nisa suresi inmedi. Kur'an-ı Kerim'de eşitsizlik ve faşizm yoktur. Adaletsizlik yoktur. Nisa suresinin maalesef tarih boyu İslam dünyasında softalar, kadılar, bu zahir ilmiyle giden, batın ilminden bir haber olan, yanlış yola giden adamlar yanlış teyit ettiği için Galat-ı meşhur olarak Nisa suresindeki ayetler sadece kadınlara hitap eder diye düşünülmüş. Halbuki öyle değil. Şems-i Tebrizi diyor ki Mevlana'ya, Nisa suresini anlamazsan Müslüman olamazsın diyor. Çok net olarak. Nisa suresine bakıyor ki Mevlana yanlış yorumluyor. Yanlış tevil ediyor. Şems-i Tebrizi Mevlana ile buluşmadan önce bir ay camide Mevlana'nın vaazlarını, nasihatlarını dinliyor. Not ediyor. Bütün yanlışlarını, yanlış tevillerini, Kur'an'ı yanlış anlamasını, bunca yıl eğitim görmesine rağmen, babasının, amcasının yüksek alimler olmasına rağmen, Şam'da, Medine'de eğitim görmüş, dünyanın en iyi okullarında okumuş Mevlana'nın hala Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlamasından dolayı hayretler içinde kalıyor Şems-i Tebrizi. Ve diyor ki, iyi bir derse ihtiyacı var. Haddini bildirmek lazım Mevlana'ya. Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde yorumlayamazsın. Sen batın ilmini bilmiyorsan, zahir ilmiyle sadece cahil olursun, zındık olursun. Yoldan çıkarsın. İnsanların yoldan çıkmasına yol açarsın diye Şems-i Tebrizi Mevlana'ya aşkı öğretmek lazım diye karşısına çıkıyor. Görevlendiriliyor. Çünkü Mevlana gibi saf niyet, samimiyeti üstün, ihlaslı bir alimin yanlış yolda softaların yolundan gitmesi ve yobaz olması, bağnaz olması kabul edilecek bir durum değil. Doğru yolu bulması gerekiyor. O yüzden Şems-i Tebrizi bir Kur'an alimi. Zannetmeyin sadece kalenderi şeyhi. Zannetmeyin Şems-i Tebrizi sıradan bir derviş. Şems-i Tebrizi çok iyi eğitim görmüş bir Kur'an alimi. Kur'an'ın 7 batnını bilen o devirdeki en yüksek şahsiyet. Bütün dünyayı dolaşmış peşkum, piyade ayaklarıyla bir seyyah. Her girdiği yerde de mecliste hakkı anlatmış. Bir tane kitap yazmamış eline kalem alıp da ama hakkı söylemiş. Hep hakkı söylemiş. Hiç rüya görmemiş biri. Çocukluğundan beri, doğuştan böyle. Babasına 10 yaşında diyor ki Şems-i Tebrizi, ben rüya görmem diyor. Ben gerçekleri görürüm. Siz rüya görüyorsunuz. Rüya tabiri yaparak İslam'ı tebliğ etmiş Şems-i Tebrizi, bu dünyanın bir illüzyon olduğunu, bir rüya olduğunu, hadiste söylendiği gibi, insanların öldükten sonra bu rüyadan uyanacağını biliyor. Çünkü gayb alemlerini gören bir gözle doğuyor Şems-i Tebrizi. O yüzden insanların illüzyon olan rüyalarını çok güzel, gerçek, hakikat şekilde yorumluyor. Gaybi gördüğü için de batın ilimlerinin üstadı haline geliyor. Henüz 10 yaşında Kur'an'ı hıfzetmiş, tevil yapmış ve batıl ilimleri konusunda yoğunlaşmış olan Şems-i Tebrizi'nin seviyesinde bir insan her zaman vardır. Her yüzyılda bir Şems-i Tebrizi gelir. Ona benzer bir ruh olur. Ona benzer bir ruh dolaşır derler. İşte burada tövbeleri kabul eden noktasına dikkatinizi çekerim. Allah tövbeleri kabul edendir. Hangi isim tövbeleri kabul ediyor? Rahim. O halde Allah-u Teala o Rahim meleğini görevlendiriyor. Allah'ın Rahman ve Rahim melekleri bütün tövbe ve istiğfarları aynı zamanda Gafur. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen
Allah'ın ismi Gafurdur. 392 defa geçiyor. Rahman ve Rahim'den sonra en çok geçen isim Gafurdur. O yüzden Allah'ın merhameti, şefkati, affı, gazabından, azabından öndedir. O yüzden Allah'ın bu isimleri, bu meleklerine, bu tecellilere sığınmak gerekir. Gafur, Rahim ve Rahman melekleri her yerde bulunur. İşte nasıl bulurlar? Kur'an-ı Kerim bulurlar diyor. Bulurlar demek, bulurlar demek. Yani Allah'ı bulur demek. Münkirler inkar ediyorlar. Allah'ı bulamazsınız diyorlar. Allah'ı göremezsiniz diyorlar. Kur'an-ı Kerim Allah'ı bulurlar, Allah'ı görürler diyor. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum. İnkarcılara inanmıyorum. Allah-u Teala Allah'ı bulurlar diyorsa Allah'ı bulur mümin olan. Dolayısıyla inkar edenler kendi su akıbetlerini ifade saadetinde o neticede Allah'ı bulur. Ve ona mülaki olur. Telakki eder, yakınlaşır ve Allah'ı anlar, tanır. Allah da tas tamam onun hesabını görür. Ayetleriyle anlatılan Hazreti Zat'ın isim ve sıfatlarının bir taalluka mazhariyet değil, yani direkt bir görme değil, taalluk direkt görmedir. Ademoğlu beni ara ki beni bulasın diyor Allah-u Teala. Beni ara diyor. Search for me. You will find it. Burada zatı taalluk olarak bulmak, hissetmek ve var olduğunu bilmekle zatı barinin, zatı meçhulün yanına yakınlaşmak, nuruyla tanışmak aynı şey değil. Mutlaka bulur. Arayanlar bulanlardır. Bulamayanlar aramayanlardır. Çok müteşabih hadislerle ifade edilen kemu keyfi sürekli her derste söylüyorum. Bir kemu keyf Hazreti Ali'nin hal lisanıyla Allah'ı bulma halidir daha 10 yaşında. Henüz 10 yaşındayken Müslüman olan Hazreti Ali bir kemu keyf olarak Peygamberimizin yanından hiç ayrılmamış ve Allah'ı bulmuş bir insan. Bir sufi, sufilerin reisi. Tasavvuf ilminin varisi, dört kapının sahibi, Kalp Sarayı'nın sultanı olan Hazreti Ali henüz daha çocukken bulmuş. O halde bizim Hazreti Ali'yi takip etmemiz gerekiyor ki nasıl bulmuş? Öğrenmek için. Onun hakikati bulması bir kemu keyf ile olmuş. Bir kemu keyf ifadesi ev edna noktasıdır. Yani kaosu kavsayın da ev etna noktasında Allah ile buluşma noktasıdır. Mutlaka her kul Allah ile buluşur. Allah'ın kudreti sonsuz. Sen bir zerresin. Zerrenin içinde Allah var. Her zerrede güneşi görmek, zerreler içinde Allah'ı görmek olarak sufiler bunu ifade eder. Neticede böyle bir bulmada hak yolcusu zevki, hissi ve hali bir durum hisseder, görür, yaşar. Hem ruhani bir zevk alır, hem hisseder, sezgileri açılır, ruhani bir his duyar, hem de ruhani bir hal ile sübuat-ı veç ile tanışır. Sübuat-ı veç, Allah'ın yüzü demek. Allah'ın yüzüyle tanışmak, onun şuatıyla, şuanatıyla, uluhiyetiyle tanışmak olarak ifade edilir. Karşısında aşkla erir. Aşkından erimek, aşka gark olmak Fethullah Gülen'in de ifadesiyle budur. Yani eriye eriye, geriye sadece temiz edemeyeceği kadar bir zevk ve bir de hal kalır. Erimesi gerekiyor. Yani kulun aşk ile erimesi, gark olması, boğulması gerekiyor aşk denizinde.
temiz edemeyeceği bir zevk kalması, bir hal, bir de hal kalması gerekiyor. İmanla harekete geçip marifet ve muhabbetle yürüyen böyle bir yolcuya salik denir, yolcu denir. Herkes yolcudur. Afaki ve enfüsi emarelerin dillerini işaretler, emareler. İçinde ve dışındaki işaretleri, bunların dillerini, yani sembolizm ilmini, batın ilmini, her şeyi direkt olarak anlatmıyor ki. Üstad ne diyor? Her şeyi Allah anlatır ama ben size izah edeyim diyor. Sembolizm ilmini kullanıyor, hikaye diyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler, bütün naslar direkt olarak anlatsaydı yine başa düşmeyeceklerdi. Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler var. Yani manası açık olmayan, tevhide muhtaç olan ayetler var. Hükmü nesl olmuş, aslında hükmü nesl olmamış ayetler var. Bazı harfler var, manasını İslam alimleri bilmiyorlar. Elif, la, mim, ha, ra, ayn, sa, bir sürü şeyler var. Kur'an-ı Kerim bazen harflerle başlıyor. Bir manasını bulamamışlar. O halde bir mana, bir batın ilmi var. Bir sembolizm ilmi var. Allah-u Teala bütün işaretleri, bütün mesajları direkt net olarak göndermemiş. Peygamberlerle direkt mesaj göndermiş. Peygamberler her zaman net bir dille ifade etmemiş. Sembolizm ilmi kullanmış. Çünkü Allah müteşabih ayetleri tevil etmek için bir rehbere ihtiyacınız var demiş. Bir peygambere, bir evliyaya, bir şeyhe, bir hocaya ihtiyacınız var demiş. Burada işaretlerin dillerini, sembolizm ilmini arayarak bulanlar ve Allah'ın koymuş olduğu işaretlerden şehadetleri duyarak bu yolculuğu sürdürenler, kasit, hedefe ulaşıp vicdanlarının istiyabı ölçüsünde kalplerde kenzen bilinen, gizli bilinen hakikate, batıl olan hakikate zaman, mekan ve hayyiz üstü ulaşanlardır. Bunlara da vacit denir. Vacit Allah'ın önemli bir ismidir. Ben aşağı yukarı her gün çekiyorum vacit ismini. En az 100 defa. Uzun yıllardır. Çünkü vacit ismi Allah'ın neymiş? Zaman, mekan ve hayiz üstü, daha üstü, zamandan, mekandan münezzeh noktada bir zatı tecelliyi bulanlara vacit tecellisi denir. Vacit ismini çekmek bu nedenle önemlidir. İşin başlangıcında imanla tam bir metafizik gerilim, devamı itibariyle emarelerin ufkunda sevk ve insiyak, bağlanmak ve o sevki ilahi ile her müstahidin kendi yolunun sonunu duyması açısından da Hazretül Kudüs vardır. Bu şuurat karşısında erimesi vardır. Hazretül Kudüs nedir? İbn Arabi Hazretlerinin Hazretül Kudüs ile ilgili kitabı daha yolculuğa çıkmadan Kuzey Afrika'da yazdığı ilk risalelerden bir tanesi. Bu kitapta Hazretül Kudüs Risalesi'nde İbn Arabi Hazretleri henüz 30'lu yaşlarda ve karşılaştığı Şuvanat ve Mehtevi diye bir şeyhi var Cezayir'de, Tunus'ta. O bölgede çok hakim bir medyan okulu var. 3 yıl o şeyhin öğrenciliğini yapıyor. 3 yıl onun himayesinde eğitim görürken 18 yaşındayken gidiyor. Bir yıl kalıyor, sonra dönüyor, tekrar gidiyor, bir iki yıl daha kalıyor. Şeyh ölene kadar yanından ayrılmıyor. Mehtevi Hazretleri Kuzey Afrika'da İmam Gazali ve Bistami yolunu birleştirmiş bir okul. Yani hem akıl yolunu, hem zahir ilimleri, hem de batın ilimleri birleştirmiş bir yüksek okul, medyan okulu. Mehtevi de onun şeyhi. Dolayısıyla Hazreti Kudüs konusunu orada tecelli ettiriyor. Orada hissediyor şu anıtları, eriyor aşkla.
aşkla erimesi İbn Arabi'nin aslında orada oluyor. Bu bir nehululdur. Yani hurufilerin hulul inancı vardır. Allah insanın simasındadır. 28 harf insanın simasında bulunur. O halde insanın yüzü Allah'tır noktasında olan hurufiler, Fazlullah yolundan gidenler bir hulul ile, yani insanların simalarına bakarak Allah'ı buluyor. İnsanların yüzlerinde Allah olduğunu söylüyor. Bununla ilgili şiirler yazıyor. Bununla ilgili bakış, nazar içinde hurufiler. Her şey harftir, huruftur. Dolayısıyla insanın yüzünde, cemalinde, celalinde Allah vardır veçinde. Sübhat-ı veç konusunu böyle anlıyorlar. Halbuki Hazreti Kudüs'te hulul yok. İttihat da yok. Yani Allah yüzde cem oldu. Dolayısıyla ey güzel, ey sevgili, sen Allah'sın noktasına gelmiyorlar. Bazıları aşırıya gidip de, çok aşırıya gidip de kendi eşini, erkek veya kadın, Allah görmüşler. Buna işte Dharma felsefesi deniyor Hindistan'da. Bu Dharma felsefesi aslında bütün dünyada geçerli bir felsefe. Yani kendi aşık olduğu partnerini, eşini Allah görmek, ona secde etmek, ona tapmak, bu şekilde bağlanmak, aşırı bir şekilde. Buna ittihat deniyor. Dharma, sevgili. Yani Allah senin sevgilin olarak göründü, sen de ona aşık oldun, o aşkta eridin, gark oldun, bağlandın, insiyap ettin, ittihat ettin, birleştin ve senin sevgilin Allah oldu. Ve sen ona secde ediyorsun, tapıyorsun, kulluk ediyorsun. Ne de tecessümdür. Yani tecessüm ile tecelli arasında fark var. Tecelli, manifestation, Allah'ın kainatta tecelli etmesi, arz-ı endam etmesi melekleriyle. Tecessüm ise yanılsama. Yani insanların yanılgı içinde tecellileri idrak etmesi. Tecessüm İran'da ortaya çıkmış bir akımdır. Tecessüm akımı. Maalesef her şey İran'dan çıkıyor. Bu sapık şeyler hep İran'dan çıkar. Yani bunun sebepleri de vardır. Tecessümü de maalesef ortaya çıkartan bir tane şey var. Alim var 1000 sene önce. Bu alim tecessüm ilmiyle insanları yoldan çıkartmıştır. O da tecessümle ortaya çıkanlara karşı da Bağdat'ta Sıfatiye diye bir tarikat ortaya çıkmıştır. Muhasibi tarafından ortaya konan 200 kitap yazmıştır. Bu tecessüm akımının fitnelerini, yani Müslüman olamayan Farsların çıkardığı fitneleri temizlemek için ortaya çıkan ilk tarikat Sıfatiye tarikatıdır. Sıfatiye tarikatının kurucusu da Muhasibidir. İlk psikoloji kitaplarını yazan alimdir kendisi, Muhasibi. Sıfatiye tarikatı Allah'ın esma ve sıfatlarının bütün kainatı kuşattığını ispat etmiş, kitaplarıyla ortaya koymuş, eserleriyle dile getirmiştir ki yetiştirdiği talebeler itibarıyla Muhasibi o devrin en büyük şahsiyettir. Düşünün yani. Müştehididir. Kuşeyri gibi çok büyük alimler yetiştirmiştir ki Kuşeyri Merve gelip de Türklerin Müslüman olmasını sağlayan en önemli tebe-i tabi'in alimlerden biridir. Dolayısıyla Muhasibi'nin Sıfatiye tarikatını incelemeniz gerekiyor. Daha sonra bu tarikat Türklerin arasında soha verdiği vasıtasıyla İşraki olarak devam ediyor. Kübrevi olarak devam ediyor. Değişik evrilmeler geçiriyor. Sıfatiye tecessümcüleri yerin dibine sokuyor. Yani tecessüm yoktur. Tecelli vardır. Ne inkılaptır bu sözümüz, ne bir devrimdir, ne de başlangıç itibarıyla ondan ibaret bulunmaktadır. Biz devrim
yeniden bir inkılap falan yapmıyoruz. İslam'da her şey açık, net, belli. Bizim bir içtihat yapmamıza ihtiyaç da yok. Her şey bu güneş altında söylenmiş sözlerdir. Yaşanmış hayatlardır. Fakat siz bilmediğiniz için yok zannediyorsunuz. Aslında var. Varlık bu işte. Vücut bu. Defalarca aynı olaylar değişik versiyonlarla, değişik coğrafyalarda yaşanıyor. Siz bilmiyorsunuz diye yok değil. Var. O halde şimdi içtihat yaptı diyoruz ya. Ben gülüyorum bu içtihat yaptı diyenlere. Üstad niye içtihat yapmamış diyorlar. Fethullah Gülen niye içtihat yapmıyor diyorlar. Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniyken en az 5-6 defa yazdı. Fethullah Gülen içtihat yapsın, bir devrim yapsın. Bu yobazlara, softalara hak ettiği dersleri versin. Terbiye etsin diye Fethullah Gülen'e çağrıda bulundu. Ertuğrul Özkök, Kemalistlerin önderlerinden, CHP'lilerden bir gazeteci. Derin Devlet'in gazetesini yönetti 25 yıl falan. Yarım yüzyıl, çeyrek yüzyıl. En az 5 defa saydım yani. Fethullah Gülen'e içtihat yapması, devrim yapması için çağrıda bulunan bu adam sosyolog, doçent. Yani sıradan bir adam değil. Neden inkılap, neden devrim, neden içtihat istiyor? Neden? Bu yüzden ben biraz fokus oldum arkadaşa. Ne demek istiyor diye. Bediüzzaman Said Nursi içtihat yolu kapalı demiş. Ahir zamandayız. Fitne, hucur devrinde içtihat yolu kapalıdır demiş. Üstad kapatmış yolu. Fethullah Gülen yolu açmış. Çünkü hayat makamında imani hakikatlerin yeterince berpa olduğunu düşünen Fethullah Gülen de içtihat kapısını açmış zaten. Devrim yapmış, inkılap yapmış, içtihat yapmış. Lakin gözü oyunda oynaşta olan, gözü ezanda namazda olmayan Ertuğrul Özkök içtihat yapmadığını zannediyor. Fethullah Gülen çok büyük içtihatlar yaptı. İnkılaplar yaptı. Yobaz softa olan Anadolu insanları Kur'an-ı Kerim kursu açar, cami yapardı. Sadaka vermeyi cami 3-5 kuruş para atmak olarak algılardı. Himmet yapmazdı, zekat vermezdi. Değil mi? Himmet vermeyi bilmezdi. Zekatını vermiyordu. %2,5 kazandığı gelirin zekatını vermiyordu. Türk Hava Kurumu'na derilerini veriyordu. Devlet kurumuna. Ondan sonra camide 3-5 kuruş sadaka verip zekat verdim zannediyordu. Sadaka ile zekatı birbirine karıştırıyordu. Himmet vermeyi de bilmiyordu. Kime himmet verilir, kime zekat düşer bunu dahi bilmiyordu. İslam'ın 5 tane esasını yaşamıyordu. İman hakikatlerinden habersizdi. Fethullah Gülen içtihat yaptı. Nasıl içtihat yaptı? Geçmişteki alimlerin yaptığı gibi yaptı. Yeniden İslamiyet'i berpa etti. Diriltti. Bunu anlamayacak ne var? Ertuğrul Özkök anlamıyor diye doçent sosyolog, pop sosyolog Sevgi Korur ifadesiyle anlamıyor, başa düşmüyor diye biz de mi başa düşmeyeceğiz? Ne yaptı? Okul yapın dedi. Önce yurt yapın dedi. Öğrenci burs verin dedi. Fethullah Gülen. Karşı çıktılar İzmir'deki eşraf. Mütevelli. Dediler eski köye yeni adet mi getiriyorsun dediler. Hoca efendi ne dedi? Siz eski köyde bilmezsiniz. Yeni köyden de haberiniz yok. Eskiden de böyle yaparlardı. Öğrenciye burs verirlerdi. Sadaka, zekat düşer öğrenciye. Himmet verirlerdi, okuturlardı. Öğrenci yurdu lazım. Camiler boş. Camilerde ihtiyarlar var. Hoca efendi fellik fellik dolaşıyor. Bütün Anadolu'da camilerde vaaz verecek genç yok. İhtiyarlar
var, kulakları da duymuyor. Çıkıyor vaaz ediyor 6 tane, 10 tane adama. Bakıyor ki bunlarla bir şey olmaz. Ne köy olur, ne kasaba olur. Gençler nerede? Gençler meyhanelerde, kahvehanelerde. Fethullah Gülen'in yapmış olduğu devrim, inkılap çok büyük. Bakıyor ki onlar gelmezse camiye, ben kahvehaneye giderim diyor. Gidiyor, kahvehanede vaaz vermeye başlıyor Hoca Efendi. Siz gelmezseniz camiye, ben sizin takıldığınız yerlere takılırım diye kahvehaneye gidiyor İzmir'de. Orada Eşref Paşalılar Hoca Efendi'yi koruyor, dövmesinler, sövmesinler diye. Bu hoca başka bir hoca diye. Devrim, inkılap istiyorlarmış. Şimdi terörist ilan edip, dışlayıp, şeytanlaştırıp yok etmeye çalışıyorlar el birliğiyle. İçtihati devrimi gördüler, gördüler de işlerine gelmiyor. Sonra Hoca Efendi ne yaptı? Yurtlar açtı. Türkiye'nin dört bir tarafında, dünyanın dört bir tarafında. Öğrencilere burslar, burs hizmetleri yaptırdı değil mi? Sonra daha 90'lı yıllar gelmeden ilk okullar açılmıştı arkadaşlar 1980'li yıllarda. Rejim, darbe rejimi yumuşamaya başlayınca Turgut Özal'ın zamanında Hoca Efendi 1986 yılına kadar fellik fellik terörist diye arıyorlardı. Suçlu diye arıyorlardı. 1980 ile 1986 arası 6 yıl. Hoca Efendi'nin yatacak yeri yoktu. Sabit bir yerde duramıyordu. Sürekli her gün yer değiştiriyordu Türkiye'de. Gayviyette yaşıyordu. Özal gelmiş bakın 1983'te bir demokratik rejime geçilmiş güya, seçim yapılmış. Darbe rejimi sonrası Hoca Efendi yatacak yeri yok. Hala Most Wanted diye aranıyor. Resmi bütün karakollarda. Siz kendinizi Hoca Efendi yerine koyun. Bütün darbeler sizi ezmiş. Askeri vesayet size karşı. Faşist rejim size karşı. Ve sizin yatacak yeriniz yok. Bir gün Alaaddin Kaya'nın evinde kalıyorsunuz. Bir gün gidiyorsunuz İstanbul'da Saadettin Paşa'nın evinde kalıyorsunuz. Bir gün gidiyorsunuz Hacı Kemal abinin evinde kalıyorsunuz. Bir gün gidiyorsunuz işte abilerden, ilk abilerden hala şu anda Montreal'de. Değil mi? O abinin evinde kalıyorsunuz. Kur'an alibi. İsmini biliyorsunuz. Şimdi bu insanların evlerinde Hoca Efendi 5-6 kişiye bahsederek, ders yaparak camilerde adam olmadığını görüyor. Devrim yapıyor. Çok büyük, ciddi bir devrim. Okullardan hizmetin başlaması, devlet okullarında öğrenci var. Ama gençler camide değil. Gençler yanlış yolda gidiyor. Bunu şimdi görüp de talebe hizmeti başlatan Hoca Efendi sonra modern okullar laik sistem içinde imam hatip açmadı. İmam hatibe gerek yok Türkiye'de. Herkes imam. Camilerde imama ihtiyaç yok dedi. Cami ve müezzin kadroları var. Kendisi de Diyanet'in mensubuydu, vaiziydi. İhtiyaç yok bu milleti, millete namaz kıldırmak için 5 vakit. İmama ve müezzine ihtiyaç yok. Bu kadroya ihtiyaç yok. Cami cemaatinden herhangi biri ezan da okur, müezzinlik de yapar, namaz da kıldırır dedi. Bu zaman ve insan israfıdır. Hoca Efendi'nin sözleri, vaazları eskiden beri devrim işte. Diyor ki, boş yere devlet destekli bir diyanete ihtiyaç yok böyle devlet kontrolünde. Din devlet kontrolünde olmaz. Bu kültüre dönüşür. Devletin bir zalim aracına dönüşür. Diyanete ihtiyaç yok. Hoca Efendi eskiden beri gayet radikal bir şekilde görüşlerini ifade ediyor. Ve bir gerçeklik var. Vücut bulmamış, beden bulmamış bir gerçeklik var. Hoca Efendi görüşlerini söylemekten çekinmiyor. İçtihatsa içtihat. Sonra okul. İmam Hatip aç diye derin devlet baskı yapıyor Hoca Efendi'ye. Ziyaretlerde bulunuyorlar. Siz de
geleneği bozmayın. Eski köye yeni adet getirmeyin. İmam Hatip açın diyorlar. Hoca Efendi hayır diyor. Ben modern, laik, İngilizce konuşulan, İngilizce eğitim yapan dünya serisinde okullar açacağım diyor. Yani laik sistemin kabul etmesi gereken bir isim Hoca Efendi. Çünkü Amerikan misyonerlerinin, işte Batılı misyonerlerin Osmanlı zamanından beri 200 senedir Türkiye coğrafyasında yaptığı şeyi Hoca Efendi yapıyor. Hoca Efendi bunu başarılı bir şekilde yapıyor. Bu bir iştahat, bu devrim değil mi? Devrim. Devrim. Şimdi bu derya karşısında, bu deryadaki damlayı, güneş karşısında ondan gelen zerreyi duymayanlar, bu keyfiyet ve zevki tatmayanlar bize ahkam kesiyorlar. Ben de diyorum ki eskiden beri, yıllardan beri bize hikayeyi anlatmayın. Bak hikayemiz çok bizim, milyonlarca. Bir hikayeyi de şöyle kondurayım. Sene 1996, İbrahim Canan rahmetli, Kafkas Üniversitesi'nin rektörü. 96 mıydı? 95, 1995. 95 senesi. Tansu Çiller Dışişleri Bakanı ve Bakü'ye geldi. Yanında da Kültür ve Turizm Bakanı İstenan Talay var. Şeyden, DSP ile küçük ortak. Ecevit ile küçük ortaklık yapıyor. Ya pardon, DYP'den de o galiba. Bir koalisyon var. Yani refah yolu mu vardı? Refah yolu var galiba. Türkiye'de sürekli böyle koalisyonlar, hükümetler değişip duruyor. Bazen takip etmekte zorlanıyor insan. Ama sol kökenli biri. İstemeyen Talay ve Tarsus Amerikan Koleji mezunu. Mersin'deki. Geldi, oturdu İbrahim Canan'ın odasındaki koltuğa. Ben de takip ediyorum. Ne konuşacaklar diye. Haber yapacağım. Boynumda fotoğraf makinesi var. Fotoğraflarını çekiyorum plan. Bana baktı. Kapıyı kapat, kimseyi alma dedi. Gözümün içine baktı İstemen Talay. Yani üç gündür takip ediyordum. Biraz yakınlık meydana etmişti. Samimiyetimiz vardı. Kapattım kapıyı. Kimseyi almayın dedim içeri. Herhalde özel bir şey görüşecek İstemen Talay. Bir özel mesaj falan getirdi herhalde diye düşündüm. İçeride üç kişi var. Ben, İstemem Talay ve İbrahim Canan. Bir de Talay'ın şeyi var, sekreteri var. Dört kişi. Ne diyecek diye merakla bekliyorum. Dedi ki, İstemem Talay. Ben dedi, misyoner okulunda okudum. Tarsus Amerikan Koleji. Batılıların açtığı. Ve çok iyi bir eğitim aldım. Amerika'da master yaptım. Kültür Bakanı oldum. Karşınızdayım. Ben hiç namaz kılmadım. Hiç oruç tutmadım. Dinimden uzak yaşadım. Amerikan kültüründe yaşadım. Şimdi görüyorum ki Fethullah Gülen ve cemaati sadece Türkiye'de değil, Azerbaycan'da, kardeş ülkede ve pek çok ülkede okullar, üniversiteler açmış. Modern eğitim yapıyor. Çok güzel öğrenciler yetiştiriyor. Harikulade insanlığa kazandırıyor. Ben size hayranım dedi. Yani adam bir aşkını ilan etti ki ben şok oldum. Hiç beklemiyordum İstemen Talay'dan bunu, Kültür Bakanı'ndan. Daha sonra DSP'de Ecevit'in yanında da siyasete devam etti İstemen Talay. Oradan hatırlıyorum ben. DSP'den devam etti. Hala yaşıyor. Sonra dedi ki Türkiye'deki faşist rejim dedi sizi öldürür dedi. Yok eder dedi. Siz bu Türkiye'deki faşist rejime uygun insanlar değilsiniz dedi. Yani bu rejim dedi sizin güçlenmenizi korkuyla izliyor. Dehşetle, hayretle izliyor. Çok sağlam ilerliyorsunuz. Sağlam adımlarla gidiyorsunuz. Hiç yanlış yapmıyorsunuz. Kanuna karşı değilsiniz.
Elinizde silah yok, şiddete karşısınız, terörist değilsiniz, PKK gibi. Siz devlete karşı değilsiniz. Devletin kendisi, milletin kendisi sizsiniz. Çizginiz çok sağlam. Önderiniz, mürşidiniz Fethullah Gülen, harikulade bir insan. Adam bayağı bir metiye, yarım saat dizdi böyle. İbrahim Canan'la ben ağzı açık dinliyoruz. Ben İbrahim Canan'a bakıyorum, o bana bakıyor. Allah Allah. İlk defa bir devletin bakanı, bir hizmet kurumu, Kafkas Üniversitesi'ne gelmiş rektör odasında yarım saat aşkı ilan etti. Acaba ne oluyor dedim. 1995 senesi, biz alışmışız devletin zulmetmesine, faşizm yapmasına, efendime söyleyeyim ayrımcılık yapmasına, ötekileştirme yapmasına, küçük görmesine, kibir çakmasına, gösteriş budalası olmasına alışmışız. Devletin dayağını, kötüyeni yiye yiye biz bugünlere gelmişiz. Sene 1995, ilk defa devlet babadan bir adam bize metiye düzüyor, övgü düzüyor. Ben bir soru işareti koyarım buna. Yani şüpheli bir durum. Acaba samimi mi istemeyen Talay diye? Bir onun gözüne bakıyorum, bir İbrahim Canan'a bakıyorum, bir başımı sallıyorum falan böyle. Bir yandan da kayıt yapıyorum. Teybe kaydediyorum İstemeyen Talay'ın sözlerini. Bunlar tarihi sözler diye teybin düğmesine bastım cebimde. Ceketimin cebinde benim teyp. Düğmesine bastım. Kaçırmam ben böyle şeyleri. Kayıt tutuyorum. Tekrar dinleyeceğim. Haber yapacağım. O yüzden özel görüşme dedi ama off the record dedi ama ben bazen off the record'larda elim otomatik olarak teybin düğmesine gidiyor. O diyor böyle şeyler. Gazetecilik refleksi. Sonra İstemen Talay dedi ki sizi yok ederler dedi. Siz çünkü dedi Türkiye'de devrim yaptınız. Türkiye'de siz mükemmel bir devrim yaptınız. Allah sizden razı olsun dedi. Hep dedi içinde ukde kalmıştı dedi. Neden Anadolu'dan tertemiz insanlar çıkıp da Amerikalıların, İtalyanların, Fransızların yaptığını yapmıyor. Böyle modern okullar açıp da öğrenci yetiştirmiyor, burs vermiyor, öğrenci yurdu açmıyor diye. Hep içimde bir yangın vardı, bir dert vardı, bir aşağılık kompleksi vardı. Siz bu aşağılık kompleksinin aşılmasında çok büyük hizmetler yaptınız. Dualarım sizinle, gönlüm sizinle dedi. Baktım adam samimi gerçekten. Doğru söylüyor. Şu da doğru. Bu rejim dedi sizi öldürür dedi. Bu faşist rejimi ben çok iyi tanıyorum dedi. Çünkü ben masonum dedi. Üst düzey masonum dedi. Mason teşkilatlarına dedi, sizin aleyhinizde konuşuyorlar. Devleti yöneten beyaz Türkler sizi sevmiyorlar dedi. Size gülücük dağıtmalarına inanmayın dedi. Sizi kandırmaya çalışmalarına inanmayın. Siz doğru yolda devam edin. Ama şunu bilin ki bir gün sizi fişleyecekler. Zaten fişliyorlar dedi. Sizi yok etmek için düğmeye basacaklar dedi. Sizin çok büyümenize izin vermezler Türkiye'de. Çünkü Türkiye Müslüman bir ülke değil dedi. Adam onu da söyledi. Siz dedi dünyaya dağılın, Fethullah Gülen'in izinden peşinden ayrılmayın. O size doğru yolu gösteriyor. Bir kutup yıldızı gibi dedi. Keşke benim de şeyhim, hocam Fethullah Gülen olsaydı diye sevgilerini fışkırttı. Aşkını ilan etti. Ondan sonra tavsiyelerde bulundu. Bana döndü. Faruk bunları haber yapmayacaksın değil mi dedi. Ben dedim aslında haber yapmayı düşünüyordum. Biliyorum dedi. Teybin düğmesine duydum dedi. O teybi kapat dedi. Teybi kapattım ben de. Adam kulakları iyi duyuyormuş. Kayıt yaptığımda anlamış. Dedim haber bu şekilde yapmayacağım. Ama bir gün anlatırım ben bunu bir yerde. Özel bir sohbette anlatırım. Zamanı gelince. Haber yapmayacağım. Sadece Kültür Bakanı, Kafkas Üniversitesi Rektörü İbrahim Canan'ı ziyaret etti diye bir cümle yazacağım. Olur dedi. Böyle arkadaşlar. Türkiye eskiden beri böyle. Yeni böyle olmadı. Eskiden beri bu faşist rejim hizmete karşı pundunu kolluyordu. Yani
oyunlar, tezgahlar, kumpaslar kuruyordu. Yani uygun bir adam bulana kadar da kılıcı indirmedi. Olay bunlar ibaret. Sürekli Hoca Efendi manevralar yaparak uzattı. Uzatmaları oynadı. Sürekli olarak insanları korumaya, burnu karamadan kimseyi götürmeye çalıştı. Bu faşist rejiminin kılıçlarından kurtarmaya çalıştı. Değişik manevralarla hizmeti yurt dışına taşımaya çalıştı. Batı dünyasına tanıtmaya çalıştı. Bu manevraları bazıları anlamıyor. Batın ilmiyle alakası yok çünkü. Hoca Efendi'nin ilmi batın ilmiyle vardır. Subliminal mesajlar veriyor. Hoca Efendi'yi yanlış yorumluyorlar. Kendi talebeleri bile yanlış yorumluyor. Halbuki Hoca Efendi mesajlarını her zaman veriyor. Kimi zaman zahir, kimi zaman batın veriyor. İkisini birleştiremeyenler de idrak edemiyor. Takip etmekten aciz Hoca Efendi'yi. Bak, istemeyen Talay ne kadar güzel anlamış Hoca Efendi'yi, değil mi? Devrimmiş, iştihatmış. Hoca Efendi hepsini yaptı. Allah Allah. Devrimse devrim. Ebul Hasan El Nuri böyle bir zevki seslendirme saatinde, ben de çok biraz zevkle anlatıyorum değil mi? Ben zevki ruhani almışım. Özellikle böyle itirafçı olunca, rejimin içinden bir itirafçı duyunca ayrı bir zevki ruhani duyuyorum. İstemen Talay'ın 1995'te dile getirdiğini 4 sene sonra 1999'da rahmetli Üzeyir Garih Ankara'da dile getirdi bir yemekte. Yine özel bir yemekti. Daha doğrusu ben girmemem gereken bir yere girmiştim. Ben bazen böyle girmemem gereken yerlere giriyorum. Bir enerji uluslararası konferansıydı. Üzeyir Garih konuşmacıydı. Üzeyir Garih'i bulmuşken dedim gideyim bu arkadaşla bir yemek yiyeyim. Gazetecileri almıyorlar özel yerlere. Çıkartıyorlar öğle arası. Ben de yani gazeteye gidip de şimdi yemek mi yiyeceğim? Tekrar geleceğim buraya. Zaten ben diplomat gibi giyinirdim Ankara'da, takım elbise. Girdim içeri. Gazeteci kimliğimi cebime koydum. Üzeri garip baktım tek oturuyor. Gittim masasına oturdum. Selamun aleyküm. Yani aleyküm selam. Kimsin sen? Ben Zaman Gazetesi, işte Ankara diplomasi enerji muhabiri. Oo buyur Faruk Bey, tanıyorum sizi dedi. Üzeri garip. Haberlerinizi okuyorum dedi. Fotoğrafınızı görmüştüm Zaman Gazetesi'nde dedi. Yani beni herkes tanıyor. Yani Üzeyir Garih masasında oturduk mesela. Sohbet ettik. Yemek yedik bir iki saat. Yemek bir saatti de biz iki saate uzatmıştık. Sohbet muhabbet iyi gitti. Yani arkadaş İstemem Talay'ın söylediği sözlerin daha yukarı seviyede, üst düzeyde anlattı. Çok açık, net bir şekilde anlattı. Hiçbir şeyi gizlemedi. Üzeyir Garih henüz 25-26 yaşlarında Türkiye'de 27. derece masonluğa yükselmiş en zeki adamlardan biri. Türkiye'de en yüksek 27. derece varmış masonlukta. Üst düzey mason olmak için yurt dışındaki localara bağlı olmak gerekiyormuş. Yani Üzeyir Garih en üst noktaya 33. dereceye daha 30 yaşındayken yükselmiş Türkiye'deki en zeki adamlardan biri. Profesör hem de. Alorco Holding'in ortağı, iki ortaklı. Ya Yahudi aynı zamanda biliyorsunuz. Sadece sabotajcı değil, direkt Yahudi. Üzeri Gari, derin devletin yönetimde yer alan birisi. Uzun yıllardır. Yani hizmetle ilgili ne konuşuluyor, Fethullah Gülen'le ilgili ne gibi kumpaslar, planlar yapılmış. Hepsini biliyor. Ben böyle bir cevheri hiç ihmal eder miyim? Tanışmadan olur mu? Sohbet etmeden olur mu? Üzeri Gari. Asari. Işığı aç. Eyvah eyvah. Hanım Sari ışıkları söndürüyor. Evet, karanlıkta olunca kitap okuyamıyorsun gördüğünüz gibi. Ben de burada ışıkları açmak zorundayım. Salih bize yaramazlık yapıyor arkadaşlar. Anlaşılan Salih benimle oynamak istiyor. Aşağıda ışıklarımız var. Yukarıdan ışığı söndürse bile
aşağıda ışıklar çalışıyor. Şimdi Uzeyir Gereğin 1999'da söylediği olay vücut nedir? Beden nedir? Varlık nedir? Zat nedir? Bana çok güzel anlatmıştı. O yüzden o noktaya getirdim. Herkes varlığın ne olduğunu, vücudun ne olduğunu, hakkın ne olduğunu görüyor. Salih ben ders yapıyorum böyle gidip onu da söndürürsen. Bir saat oldu mu arkadaşlar? Bir saat oldu mu? Oldu mu? Biraz daha bak kitabı hızlı okuyacağım. Hadi. Biraz şeylere girdik. Hikayeleri insanlar seviyor. Gerçek hikayeleri anlatıyoruz. Ben mi seviyorum? Hanım da diyor sen seviyorsun anlatmayı diyor. Nope. Üzeri gayi gerçekleri savunduğu için, hizmeti savunduğu için öldürdüler, şehit ettiler. Kendisi gizli Müslümandı. Cebine cevşen taşırdı. Cevşen okurdu. Namaz da kılardı. Müslüman olanı öldürüyorlar. Derin devletten bir adam Müslüman olunca öldürüyorlar. Gerçeği söyleyince işlerine gelmiyor. Nasıl bir faşist rejimse. Üzeri gayi Rusya'da okulları kapatmaya çalışan Güven Karkaya'ya karşı, ETÖ'cülere karşı gidip de hizmete referans olmuş ve okulların açık kalmasını tek sebebi. Filipinler'de okulaştırmıyorlardı. Mora sorunu yüzünden Müslümanlara. Filipinler Fahri Konsolosu'ydu. Üzeri gayi. Himmeti ben veriyorum. Parasını ben veriyorum. Hizmetin Filipinler'de okul açmasının tek sebebi Üzeyir Garih. Olmasa hizmet okul açamazdı Filipinler'de. Yani bunları şimdi bizzat kendi ağzından duydum ben Üzeyir Garih'i. Hizmetteki insanlara bizim arkadaşlar diyor. Sevdiğim kardeşler, keşke ben de onlardan bir nefer olsaydım, genç olsaydım diyor. Fethullah Gülen'in bir neferi olsaydım diyor. Bu kadar da mütevazı bir insan Üzeyir Gari. Müslüman olduğu için, hizmete yardım ettiği için veri küçük bir infazcı getirdi İsrail'den, Mossad'dan. Yerli bir infazcıyla beraber askerden Yener diye birini kaçırıp infaz ettiler hain diye. Neyse. Keyfiyeti meçhul. Ben 20 senedir hep bulma ve bitirme arasında gelip gidiyorum. Keyfiyeti meçhul. Rabbimle ustad yaşadığında kalbimi kaybediyorum. Kalbi varlığımı duyunca da onun gaybubiyetine maruz kalıyorum der ki. Çok güzel bir söz. Hal ehlinin tahavülünü ifade etme bakımından gayet enfestir. Demek ki insanlar bulma ve yitirme arasında sürekli gelgitler. Çünkü zaten meçhul bilinmediği için acaba Allah'ın nuru bu mu? Yoksa bu mu? Diye gelgitler, meçhiziler yaşaması normal. Rabbi ile vuslat yaşadığında yani buluştuğunda kalbini kaybetmesi de normal. Artık Allah ile bir olanlar o kalp ona lazım değil. Çünkü Allah'la bir olmuş. İradesini, aklını, kalbini, ruhunu Allah'a teslim etmiş, Rahman'a teslim etmiş bir Salih'in bunlara ihtiyacı yok ki. İşte Allah'ın gizliliğine maruz kalıyor. Gaybubiyetine. O zat-ı meçhule maruz kaldığı için, aşk ile bir olduğu için tevhid ehli oluyor. Hal ehlinin durumu da bu. O yüzden hal ehli olun diyor ya Hoca Efendi sürekli. Hal ile halka oluşturup halelerin diye bir sohbeti vardı bundan 10 sene önce. Ben dinleyince zaten Hoca Efendi neyi anlattığını hemen anlıyorum. Ama bakıyorum bizim arkadaşlara, müzakere ediyoruz, anlamıyorlar. Hoca Efendi'nin kullandığı dili insanların anlamadığını keşfettim. Allah Allah, cemaatin içindekiler anlamıyor. Ankara'da bir gün Deniz Zeyrek'le Balgat'ta kuru fasulye yiyorduk. Sene kaçtı? 99 ve 2000 olabilir. 2000 ortaları olabilir. Yazın olabilir.
şey var masada, bizim diploması muhabirlerinden, diğer gazetelerden 3-5 kişi de var. İsimlerini vermeyeyim şimdi. Sohbet Fethullah Gülen'den açıldı. Deniz Zeyrek hala Sözcü gazetesinde falan yazıyor. Solcu bir kardeş, ateisttir. ODTÜ mezunudur. Dedi ki, Faruk dedi, bu Zaman Gazetesi'nden ayrılmazsanız sizi de öldürecekler. Ben size iş ayarlayayım dedi. Radikal'de iş verdireyim dedi. Senin gibi gazeteci bu Ankara'ya bir daha gelmez dedi. Harcalma dedi bu cemaatin içinde, bu hizmetin içinde. Fethullah Gülen'i sevmiyor bu rejim dedi. Öldürmek, yok etmek istiyor. Bak 99'daki kasetleri ben getirdim dedi. 2000'deki kasetleri ben getirdim size dedi. Derin Devlet'in yaptığı operasyonlarda kasetleri Deniz Zeyrek getiriyordu bize. Ben de Hamidullah Üstürk abiye haber veriyordum. Yine kaset geldi. Bu Derin Devlet yine saldıracak bize. Toplantı yapıyorduk. Allah razı olsun Deniz Zeyrek'ten. Çok iyi bilir bu askeri vesayetin adamlarından. MGK'nın gizli belgelerini yayınlıyordu. Ona bir şey olmuyor. Biz yayınlıyoruz. Terörist ilan ediyorlar. Suçlu ilan ediyorlar. Ya Deniz Zeyrek yayınlayınca niye sorun olmuyor da ben yayınlayınca sorun oluyor ya. Neyse. Deniz Zeyrek'le bizim haber alışverişimiz çok derindir. O yayınlamadığı zaman bana verirdi. Ben yayınlamadığım zaman ona verirdim. O yayınlardı. Radikal Gazetesi'nde benim çok haberim çıkmıştır bu şekilde. Dedi ki, ya bu Fethullah Güler'in dilini ben anlamıyorum dedi. Ne konuşuyor adam dedi. Dinliyorum, anlamaya çalışıyorum dedi. Üniversite mezunu adamım dedi. Bir de master yapıyordu bu dilde. Şimdi profesör olmuş. Doktorayı da bitirmiş. Anlamıyorum dedi. Dili ne? Üslubu ne? Kime hitap ediyor? Bana hitap etmiyor dedi. Türkiye'deki gençliğe hitap etmiyor. Türkiye'deki gençlik anlamıyor hoca efendi. Peki dedim, Zaman Gazetesi'ndeki dilimizi anlıyor musun? İnan dedi, Zaman Gazetesi'ndeki dili dedi, %70'ini anlamıyorum dedi. Siz sanki Türkçe yazmıyorsunuz dedi. Allah Allah. Biz Türkçe yazmıyoruz da hangi dilde çıkartıyoruz gazeteyi? Zaman Gazetesi'ni. Öyle yazılar var dedi, köşe yazarları var dedi. Hiçbir şey anlamıyorum dedi. Düşünce fikir yazıları, hiçbir şey anlamıyorum dedi. Nereden buluyorsunuz bu adamları dedi Türkiye'de. Yani Deniz Zeyrek, örnek yani, bu adama ulaşamıyorsunuz. Bana yakın olup da hizmete uzak çok adam vardır. Böyle Deniz Zeyrek gibi. Bana yakın ama hizmete uzak. Hoca efendiyi sevmez. Hizmeti hiç günaha kadar sevmez. Bir kaşık suda boğmak ister. Aynı rejim gibi. Ama bir vicdanı var Deniz Zeyrek'in. İnfaz edilmesini, yok edilmesini de istemiyor. Bütün operasyonlardan önce bize zamanında haber veren, ona göre bizim tavır almamızı sağlayan Deniz Zeyrek'ti. Hem 99 kaset saldırısını, hem 2000'de açılacak davayı ben daha önceden biliyordum. Allah razı olsun Deniz Zeyrek'ten. Haber vermişti. Derin Devlet'in bütün pisliklerini, tuzaklarını, kumpaslarını daha önceden ben biliyordum. Ona göre haberler yapıyordum. Ona göre adamlar çıkartıyordum Saman Gazetesi'ne, Dünya Radyo'ya veya Saman Yolu'na. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Fakat yani olacak olacağı varıyor. Ne kadar engel olmaya çalışırsan çalış, zalimleri terbiye etmeye, faşistleri düzeltmeye çalışırsan çalış, faşist kalıyor. Zalim, zaliminde ısrarcı. Bunu topluma anlatmak da çok zor. Vücut ve beden noktasında, varlık noktasında insanlar gelgitler yaşıyor. Vücut, evet, panteistlerin dediği gibi değil ama bir bütündür. Elbette ki yolun bidayetinde, başlangıcında olanlar bu halatı duyup hissetmesi mümkün değildir. Daha yola yeni çıkmış, foolish, ergen, salik bir yolcu, hayat tecrübesi yok. Çile çekmemiş, zulüm çekmemiş, baskı görmemiş, işkence görmemiş, hapis görmemiş, hicret görmemiş, gurbet görmemiş. Yani peşi peşi cereyan eden bütün bu ahval, belli ölçüde suya girmiş bir dalgıçın suyu hissetmesi, kendini derinliklere salınca tamamen suyun çekimine tabi olması ve bütün o derinliklerde kaybolunca da yalnız suyu duyması gibi bir şeydir.
Balık gibi sudasın, fanusun içindesin, bilmiyorsun ne olduğunu. Fanustan çıkınca balık o zaman anlar denizde olduğunu, denizde yüzdüğünü, denizde nefes aldığını. O fanustan çıkmayınca bilmez. Bir nesnenin hakikatine erme yolunda böyle bir duyuş, eğer marifet türü şeylerden ise, o ilim ötesi marifet edalı bir vicdan kültürü, eğer bir iç müşahede ise de bir muayene, eğer hak yolusu araştırma içinde bulunacaksa, terkip ve tahlil adına bir helmin vezit daha yok mu eri olacaksa, önce ne gerekiyormuş? Muayene, muhadara. Bunları daha önce konuşmuştum. Sonra mukaşefe, sonra müşahade. Şimdi deniz zeyrek bu kelimeleri anlamıyor. O nesil, hele Z kuşağı hiç anlamıyor. Y kuşağı anlamıyor. Ondan önceki kuşak da anlamıyordu. Üç kuşak Hoca Efendi'nin dilini anlamıyor. Said Nursi'nin dilini hiç anlamıyor. O halde Said Nursi ve Fethullah Gülen'in kitaplarını sizin içip, sindirip bir süt olarak akıtmanız, vermeniz için önce yaşamanız lazım. Yoksa deniz zeyreğe sen İslamiyet'i anlatamazsın. Vallahi anlatamazsın. Billahi tallahi anlatamazsın. Beni sevebilir birey olarak. Ama hizmeti sevmeyebilir. Niye beni seviyor? Çünkü çıkarı var. Fayda sağlıyorum ben ona. Onun görmediği şeyleri ben görürüm. Onun yapamayacağı haberleri ben yaparım. Onun ulaşamayacağı belgelere ben ulaşırım. O yüzden benimle anlaşma yaptı. Dedi ki, Faruk Aslan hepimizi atlatır. Gazetecilerin piridir. Biz Faruk Aslan'la anlaşma yapmazsak hepimizi atlatır, sonra kendimizi kapının önüne buluruz. Müdürlerimizden her gün fırça yeriz diye Deniz Zeyrek bir konuşma yapmıştı. Diplomasi Muhabirleri Derneği'nde. Ben de yanında duruyorum. Aynen öyle olur dedim. Ben dedim acımam kimseye. Hepinizi atlatırım. Ya daha dersin yarısındayız. Daha, siz yukarıda kendi keyfinize bakın ya. Ya televizyon bakma her zaman Salih'in yaptığı şey zaten. Evet, konuşmak zorundayım. Ben daha yeni açmışım ya. Hanım da itiraz etmese kıyamet kopar. Muhalefet Parti Başkanı. İşte her bin mezit olması lazım. Daha yok mu? Cem Kahraman olması lazım. Bir fena fillah ve beka billah halidir bu. Böyle gönderme. Böyle bir haliyle sürekli dersin yarısındayız. Masifeullah istina dairesi içerisinde döner durur. Sürekli istina ve sürekli istiğfar dairesi içinde döner durur. Çünkü insanlar hata ve suç, günah işler. Mutlaka yapar. Ya bu hanım da böyle işte. Ne yapacaksın? Çok fazla sohbet ederse gelmiyor. Yani derinlemesine detayı sevmiyor. Herkes detayı sevecek diye bir şey yok. Herkes böyle içine nüfuz edecek diye bir şey yok. Bazı insanlar böyle. 15 dakikadan fazla derse dayanamıyor. Sadece hanım böyle değil. Pek çok insan böyle. Ben bunun farkındayım. Ama ben derste detay merkezli derine inmek zorundayım. Ben burada tasavvuf dersi yapıyorum. Hoca Efendi'nin terminoloji olarak yazmış olduğu bu kitapları açmaya çalışıyorum. Hikayelerle biraz süslüyorum. Detaya ineceğim tabii. Birinci merhale itibarıyla yok sabredemiyor, yok çocuk televizyon seyredecek. Bunlar bahane değil ki. Şeytanı durmuyor. Şeytan baskı yapıyor. Kapat gitsin. Ya video kaydı yapıyoruz. Burada çekim yapıyoruz. Başka insanlar da bunu dinleyecek. Kimisi uzun dinler. Kimisi kısa. 15 dakikada, yarım saatte kapatır. Kimisi sonuna kadar 2 saat dinliyor. İhtiyacı var ki dinliyor. Birinci merhale itibariyle hak yolusu şüphe, tereddüt ve bütün kuşkulardan sıyrılarak
öyle bir vicdanı, marifete ulaşır ki işte buna conscious noktası deniyor. Yani vicdan, kolektif conscious'ta unconscious'ın birleştiği bir conscious mind vardır İngilizcesiyle. Marifet vicdan noktasıdır. Hani söylüyoruz ya, ne kadar vicdansız adam, vicdanı olsaydı sahurda, Ramazan'da insanları basmazdı, terörist diye tutuklamazdı, gözaltına almazdı. Ne kadar vicdansızlar. İnsanlara, hapishanedeki insanlara yardım ediyor diye terörist muamelesi çekiyorlar. Ne kadar insafsızlar, FETÖ'cü diyor bu faşistler. Bu FETÖ'cü diyenlerin ağzına kürekle vurmak lazım ki dişleri dökülsün, konuşamasınlar gibi içinizden geçiyor. Yani diyorsunuz ki, yani vicdan lazımmış, vicdan marifeti lazımmış. Bu noktaya ulaşamayanlar bulma adına bir yere varmıyor. Hakikatin seslendirilmesinin evinden varlık ve hadiselerinden bahsediyoruz. Burada istidlale fazla ihtiyaç duyulmaz. Vicdanlı insanlar gerçeği net görür, söyler. O ve Sarık böyle bir ilmi nedünlüğü kaynaklı. Yani vücut münazasıyla. Şimdi ilmi nedünlüğü, ya Sarık burada oyun oynuyoruz, oynamıyoruz ya. İlmi nedün, batın kaynaklı, vücut kaynaklı, vücutla birleşme kaynaklı bir ilimdir. Niyazi Mısri kendi kitabında anlatıyor nasıl elde ettiğini. İlmi nedün öyle Allah vergisidir. Öyle herkese verilmez. Şahit ve deliller sayesinde elde edeceği bilginin yanında, yani normal zahir yöntemlerle elde edeceği bilginin dışında, hatta üstünde, ötesinde zevki bir marifet, bilgi ve hissi batın ufkuna yükselmesidir. Batın ilmiyle gitmeyenler ilmi nedünün sahibi olamazlar. Geçenlerde anlattım Niyazi Mısri'nin ilmi nedün elde ederken yaşadıklarını. Bir örnekle anlattım. Onu ben Niyazi Mısri'nin kendi kitabından, kendi dile getirdiği kitaptan aldım. Divanından aldım, anlattım size. Demek ki batın ilmiyle ufka yükselenler ilmi nedünle tanışabiliyor. Allah vergisi verilebiliyor. İkinci merhale ise salik, Hazreti Vücudu. Cisim, cevher, aras, tahayyüz, zaman, mekan gibi hususlarla kayıtlamadan, kayıt dışı, münezzeh, basiret nurlarıyla ve aynel yakın müşahede ölçüde duyup hissetmesidir ve sen çıkmasıdır ki gayb perdesinin aşılma noktası burasıdır. Gözünden gayb perdesi düşmeye başlar. Yani tamamen düşmez ama aynel yakında kimi zaman gayb perdesi anlık açılır. Buna sufiler anda müşahede diyor. Anda aşkı tadar, gaybi tadar. Ve gayb alemlerinin diğer boyutları görür. Basiret gözüyle, nuruyla görür. Her zaman değil. Geleceğe akses yapar, geçmişi görür. Olayların gerçeğine vukuvveti olur. Yani gider o noktaya, 30 sene, 50 sene önceki o olaya bizzat müşahede eder, görür. Dolayısıyla bu tür anlatımlarda olayı görmüş gibi anlatmak diye bir ifade vardır ya, gerçekten görerek anlatıyor. Hoca Efendi'nin vaatelerine, sohbetlerine, vaazlarına çok bu. Hoca Efendi sahabeyi anlatıyor, görüyor, görerek anlatıyor. Yani bir müşahede ediyor. Sadece kitabi bir anlatım yok. Neden Fethullah Gülen'in sohbetleri, vaazları insanları etkiliyor? Çünkü ilmi ledün var. Görerek anlatıyor. Hissederek anlatıyor. Yaşayarak anlatıyor. Sadece kitabı anlatmıyor. Üçüncü merhale itibariyle ise müntehi, zevki hali bir müşahedeyle ruhani zevklerin yüksek bir noktaya, müntehaya ulaşması, müntehi olması. Mevcudu hakikiden başka bir şeyin silinip gittiği bir şaikaya yükselmesi. Artık her şey orada mevcudu hakiki olarak hakikattır, hakikat mertebesidir. Duygu dünyasında tam bir fenayı mutlağa erer. Duyguları artık fenayı mutlakta bulunur. Mutlak duygulardır. Mutlak, kesin, kati. Katiyetin tentenesi vardır Hazretlerin ifadesiyle. Orada hakikat mertebesinde duygular mutlak noktada son bulur. Yani esma tecellileri sıfata dönüşür, sıfat tecellileri zata dönüşür demek bu. Zatı tecellidir duygular. Böyle bir tertip marifeti ilmin üstünde, şuudu marifetin ötesinde, bakın şuudu marifet,
vücudu şuut var. İmam-ı Rabbani'nin ifade ettiği vücudu şuutun da ötesi var. Marifet ilminin ötesi var. Vücudu ve şuudun fevkinde kabul edip de bir yol izleyenler İbn-i Arabi'dir. İmam Rabbani şuudu yukarı görmüş. İbn-i Arabi de vücudu yukarı görmüş. İki İslam aliminin ihtilafa düştüğü nokta burası. Kelime itibariyle. Aslında aynı şeyden bahsediyorlar. Vücudun verasından, vera makamından bahsediyorlar. Fakat o zamanki idraklar neye uygunsa imamlar o kelimeyi tercih etmiş. Bunun tasihiye ihtiyacı var mı bu yaklaşımın? Evet var. İmam Rabbani'nin yolundan giden, Nakşi yoldan gidenler de şuhut yolundan gidenlerle İbn-i Arabi'nin vücut yolundan gidenlerin farklı patikalardan hakikate ulaştığı doğrudur. Yol aynı yoldur. Varılacak zirve aynı zirvedir. Fakat patikaları farklı olabilir. Bundan başka vücut hakikatine dayanan fakat zaman zaman felsefi ve nazari bir hüviyet arz eden, zaman zaman da hali bir zevki ve keyfiyetin ifadesi olan bir de vahdeti vücut münazası söz konusu ki bu noktayı da Sadreddin Konevi eğer açmasaydı İbn Arabi'nin ne demek istediğini inanın hiç kimse anlamayacak. İbn Arabi vahdeti vücut konusuna parmak basıp da sürekli insanların gözüne sokan bir alim değil. Hatta yaşadığı devirde kimse vahdeti vücutla falan ilgilenmiyor. Daha sonraki devirlerde maalesef İbn Kayyim ve İbn Teymiye ortalığı karıştırınca Sadreddin Konevi izahat getirip vahdeti vücut ile Muhyiddin Arabi'nin ne demek istediğini anlatacak kitaplar yazıyor. 9 kitap yazıyor. Daha net, daha halkın anlayacağı dilde. İbn Arabi anlamaktan aciz kalanlara izahat getiriyor üvey oğlu Sadreddin Konevi. Çünkü insanların maalesef fitne, fucur, uydurma yöntemleri var. Ki İbn Arabi Füsus-ül Hikem'i yazdığında pek çok İslam alimi, devlet mollası itiraz ediyor. Konsörüne bulunuyor. Hemen imam eline kalem alıyor. Hemen Füsus'a nüsus yazıyor. İzah ediyor. 30 sayfa. Yok. Are you a voice spawner? I have to talk, sorry. Why are you spawning voice everywhere? Benim sesim yukarı geliyor mu? Yes, 700% of it. 70%? %70 sesim yukarı geliyormuş. Hop hop, böyle yaparsan, bak bu ders biter sadece. 100%. Now I did it. No, daha bitmedi sadece ders. No. Yapma, evet arkadaşlar dersi buradan bitiriyoruz. Yoksa sadece... No other choice. Allah.